Bu Euro çıktıktan sonra Avrupa gerçekten battı. Mesela ben kendi şahsımdan örnek vereyim. Euro'dan önce, yani 2001'den önce benim babam tek maaşla çalışıyordu. Benim annem hiç çalışmadı mesela. Benim annem hep ev hanımıydı hala. Benim babam tek maaşla 3 tane çocuk, yani 5 tane çocuk büyüttü. 3 tane düğün yaptı. Türkiye'de ev aldı, arsa aldı. Bak tek maaşla. Ta o zamanlardan. Ama şimdi mesela euroyla, şimdi ben düşünüyorum mesela. Ben çalışıyorum mesela. Tek maaşla ben nasıl 3 tane düğün yapacağım? Çocuk, hani 3 tane çocuğum olsa mesela nasıl 3 tane düğün yapacağım? Nasıl Türkiye'den ev alacağım, arsa alacağım tek maaşla? İmkansız yani. İmkansız. Ama eskiden öyle değildi mesela. Eskiden tek maaşla insan ailesini geçindiriyordu, ev alıyordu, arsa alıyordu. Ama bu euro çıktıktan sonra gerçekten her şey yani battı yani. Kimse bir şey eskisi gibi değil yani. Yani eski Katılıyorum. cazibe Katılıyorum. merkezliğini kaybetmiş bulunmakta. Bir şey diyeceğim. Burada Deniz Katılıyorum. Bey, Naim efendim. Bey, Naim Bey odamıza geldi. Bir mikrofon uzatırsanız. Naim Bey. Tamam. Uzatalım kendisine. Naim Bey'e. Mikrofon talebi olmamış herhalde dinleyicide. Şu sözümü bitireyim hemen Naim Bey, size mikrofonu uzatacağız. Siz yurt dışının cazibe merkezi olmadığını, Almanya, Hollanda gibi yerlerin, işte Hollanda'yı vurguladınız. Deniz Şahin Bey gülme emojileri attı. Evet. Onun mikrofon talebi vardı. Mikrofon verdim ama sadece sizi şu konuda uyaracağım. Tabii Lütfen tabii. konuşmanızda rencide edici kelimeleri Asla, kullanmamanızı asla. söylüyorum. Buyurun. Asla. Öncelikli olarak çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Gecemi çok eğlenceli bir noktaya getirdiniz. Çok sağ olun. Öncelikle bir iki yanlış var. Onları düzeltmek istiyorum. Turizmle ilgili bir data verilmişti. Türkiye, İtalya'nın, işte İspanya'nın önüne geçti şeklinde. Benim şu an önümde net datalar açık. Türkiye'nin turizm rakamları yaz boyunca tamamen göz önünde alındığında, göz önüne alırsak bile Paris'in bir aylık turizm Gülay, datasına bile erişmiyor. Gülay, pardon Deniz. Bir Evet, dakika. buyurun İlker Beyciğim. Deniz Bey. Şimdi Buyurun. ben sizin profilinize girdim. Gülay, her an elin tetikte olsun. Bu kardeşimiz biraz farklı bir kardeş. Tetikte Yok, olsun eli. Yaşar Bey. Provoke etme kardeşim, bak Öncelikle burayı. Yaşar Bir Beyciğim saniye. şunu söyleyeyim, tetikte olmanız Bak, lazım. Buyurun bir dinleyelim bak sizi ama burayı provoke etme. tamam Senden abi, ricam. asla Tamam asla. abi, Bak ben zaten şu, uyardım bakın. kendisini. Direkt şey Deniz yaparım Bey. yani, alırım Bir mikrofonu. dakika. Hiç sıkıntı değil, buyursun. Gülay Hanım, Öyle bakın düşünmeyin. Deniz Bey, Buyurun. sizin kafadan söylediğiniz yanlış bir lafa. Tabii ki Pandemi de, buyurun sürecinde, dinliyorum. bak Abi müdafaa pandemi edeceğiz. Bir sürecinde, bir söylesin saniye. bakalım, müdafaa Ama edeceğiz. Bir yani ben söylesin. leblebi anladım. Yani Pandemi sürecinde pandemi döneminde kıyaslama Avrupa'dan yapabilecek kadar turistler düşüncesi bize gelmedi. sığsa bir şey diyemiyorum ben ona. Pandemi döneminde bu kıyaslamayı Hayır, yapıyorsunuz. pandemi dönemiyle ilgili datalar da isterseniz 6 yıllık datalara da bakabiliriz. Türkiye hiçbir Sen zaman buradan keyif mi ilk alıyorsun 10 yani kardeşim? içerisine bile girememiş durumda Avrupa ülkeleri arasında. Eğer siz hani başka bir data kaynağınız varsa da severek incelemek isterim. Gülay, kardeşi gönderin ya. Ya hep Müsaade yanlış et yanlış bize. konuşuyorsun. Bence Türkiye gayet bak. iyi bir toplumuz. Bence karşılıklı sohbet edebilmeliyiz. Ben sizi Ben severek sizin dinliyorum. odalarınıza gittim, talep ettim. Benim yüzüme bakmaktan Yaşar bir Beyciğim, ziyade attılar beni odadan, attılar. Ben de tanınan bir yüzüm burada, bak. Ben tanınan bir yüzüm. Biliyorlar beni, tanıyorlar ve attılar beni odadan, dinlemediler. Şöyle, ama benim bu konuda yapabileceğim inanın hiçbir şey yok. Ben inanın böyle bir insan değilim. Ben konuşarak sorunlarımızı çözmemiz gerektiği, birbirimizi anlamamız, belki benim yanlışlarım var, belki sizin yanlışlarınız var. Birbirlerimizi konuşarak bence bu konuda değerlendirebiliriz. Bu medeniyete sahip insanlarız olarak değerlendiriyorum. Yanlış Niye olan şeyler diğer yok. arkadaşlar o kadar medeni olamıyorlar? İşte onların sorunları, Nasıl onların yani sorunu? ben Aynı herhangi sizin bir farkı değil. fikirlerinizi paylaşıyorlar Hayır, Deniz Bey. asla. Deniz Deniz Bey Bey, farklı. bak aynı Deniz Bey fikirlerinizi farklı bir dünya paylaşıyorlar farklısı değilim ve Yaşar Beyciğim. bak karşıt hiçbir fikirle de tahammül edemiyorlar. 7.000 kişilik oda Hanım oldular. Ben 5 aynı şeyi kişilik siz bana düştüm. yapıyorsunuz. Benim konuşmama izin vermiyorsunuz. Ama kafadan girer girmez sen farklı bir noktadan Ama giriyorsun. yanlış Yaşar Beyciğim, net datalar vardır, matematik vardır, aritmetik vardır, yani ekonomik. Ya kardeşim, o datanı sen kendine Abi sakla ya. Türkiye'nin turizm gelirleri bir saniye. Bir saniye. kendisini çıkardım abi, sayfasına Bir girip saniye, ben şu, baktığımızda bak da zaten dinliyor dinliyor. Maria, bak Bak şöyle kardeşim, bir şey, ben olay var. bir dakika Ertuğrum. Ben çıkardım abi, konuşmacılardan da çıkardım. Maria, bak İyi, bak kardeşim, ben o adamı haberimiz olmadan almayın kardeşim. Ertuğrul bir dakika. Ben şimdi girdim ben profiline ve paylaşımlarına baktım. Bu kardeşimiz
çok uç paylaşımlar yapmış. Hani tahammül edelim diyeceğiz ama gecemizi zehir edeceğini ben çok iyi anladım. Ağzını tamam büzü düşünden Osman diyeceği belli. Ben. Tamam abi. Ya şimdi bak, teşekkür ederim. Arkadaşlar, bir saniye Yaşar abi. Şimdi bak kafadan girdiği konu ne? Bu akşamki Sevinç'le. Şimdi bunlar Sevinç'i baltalamak isteyen insanlar. Datalardan evet, bahsediyor. Turizmden bahsediyor. Kardeşim Avrupa'dan turist gelmedi. Pandemi süreci vardı. Türkiye turizmde dünyada belli sıralamada içerisinde. Yani turist gelirlerimiz bizim yurt dışından çok fazla. Aynı zamanda Avrupa'da bizim Türk insanlarımız buraya uçaklarla geliyorlar. Türk Hava Yolları bir gün dünyada... Şu anda seni dinliyor. Cevap gibi olsun ona. Gelmiş sayfamıza geri. Olsun. Ben açıklayayım. Yani bazı arkadaşlar evet. Yanlış anlamasın. Türk Hava Yolları şu anda bir numara dünyada. Bütün bölgelere uçuş yapıyoruz. Yani niye uçuş yapıyoruz? Çünkü bizim yani turizm alanında, gelir alanında çok büyük yani artılarımız var. Akdeniz bölgesi, Türkiye'nin bütün bölgeleri, tarihsel bölgeleri turist alıyor. Fakat pandemi sürecinde Avrupalılara izin verilmediği için, yasaklı olduğu için, yani Türkiye'ye seyahat özgürlükleri olmadığı için turist akımı tam olarak sağlanamadı. Tutmuş bana yaz ayındaki datalardan bahsediyor. Sen ne bahsedersem bahset kardeşim. Yani böyle bir şey olmaz yani. Buyurun. Şimdi Hüseyin gelmiş. Evet Hüseyin.